Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yemek Skyblock sunucusu tanıtacağım. Sunucumuzun adı Mineitra. Öncelikle lobby kısmı böyle. Hemen sağ tarafta günlük ödül kısmı var. Buradan günlük ödülünüzü alabiliyorsunuz. Onun hemen yanında gizemli kutu var. Buradan da sağ tıklayıp kutunuzu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Karşısında da aynı kutudan var. Bir de parkur sistemi var. Sonrasında envanterinizdeki pusulaya sağ tıklayıp MX Skyblock'a girebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan girdiğinizde başlangıç kısmı böyle. Bunlar size verilmiyor arkadaşlar. Ben video çekeceğim için aldım. Hemen sol tarafta parkur sistemi ile ilgili bilgiler var. Burada teslimat sezonu, tarım ve hayvan sıralamaları var. Burada da maden sıralaması mevcut. Lobi kısmından ilerlediğinizde inek bölgesini görüyorsunuz. Buradan inek öldürerek hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Koyun bölgesi de var aynı şekilde. Burada sıralamalar var. Sonrasında otomatik farm sistemi ve blok takas bölgesi de var. Buradan bloklarınızı hızlı şekilde takaslayabiliyorsunuz. Dümdüz ilerlediğinizde de kasaları görebiliyorsunuz. Şans kasası açalım. Çimen çıktı. Noel kasası. 32 tane toprak. Ender kasası. Buradan da 12 tane nedir çıktı. Spanner kasası. Buradan açalım. Bir tane iskelet spawner çıktı. Efsanevi kasa anahtarı. Buradan açalım bunu da. Buradan da bir tane elitra çıktı arkadaşlar. Yok, elitra çıkmamış. 40.000 oyun parası çıkmış. Tamam. Elit kasası anahtarı. Kürek, kazan kaybet kasası. Buradan da kazandık gördüğünüz gibi. Son olarak başlangıç kasası anahtarı var. Bunu da buradan açalım. Buradan da 12 tane demir çıktı. Buradan da kasa parçası dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan kasa parçalarıyla kasa anahtarı satın alabiliyorsunuz. Yan tarafta da gördüğünüz gibi sunucuda oy partisi var. Slash vote yazarak oy verebiliyorsunuz ve oyların sayısı 100'e ulaştığında oy partisi yapılıyor arkadaşlar. Ayrıca slash ödül yazarak da buradan günlük ödülünüze ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yine başlangıç kasa anahtarı çıktı. Açalım. 10 tane biftek. Güzel. Şimdi slash warp yazacağız. Buradan warplara bakalım. Kasalara baktık. Pinyata etkinliği. Her 100 oyda bir, dediğim gibi, oy partisi veriliyor arkadaşlar. Pinyata etkinliği oluyor. Burada da pinyatayı kesebiliyorsunuz. Sonrasında arena var. Burada arkadaşlarınızla savaşabiliyorsunuz. Zararlı moblar bölgesi var arkadaşlar. Burada da mobları kesebiliyorsunuz. Ama buraya hiç girmeyelim. Karanlıkmış zaten. Buradan sunucu marketine bakabiliyorsunuz. Ayrıca paranıza da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan oyuncu marketinize bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ihale gibi bir yer. Buradan eşya satabilir. Satılan eşyalara teklif verebilirsiniz. Çiftçi marketi var. Buradan çiftçi satın alıp ürünleri oradan kolayca satabiliyorsunuz ve envanterinizi alabiliyorsunuz. Uçuş marketi var. Buradan uçuş süreleri ve fiyatları yazıyor. Minyon marketi var. Buradan madenci minyon, toplayıcı, besleyici, balıkçı, çiftçi, oduncu ve avcı minyonları satın alabiliyorsunuz. Bunu birazdan adada sizlere göstereceğim. Maden bölgesi var. Yani zararlı moblar bölgesi arkadaşlar. Zaten burası karanlık olduğu için girmemiştik. Burada maden yapabiliyorsunuz. Şimdi birazcık adamıza bakalım. Öncelikle slash warp yazıyoruz.
Sonrasında ada menüsü kısmından ada oluşturmaya tıklıyoruz arkadaşlar ve kendi adamıza geldik gördüğünüz gibi. Burada da küçük bir uyarı yapılmış. Buradan adanıza ışınlanabiliyorsunuz, ada seviyenizi görebiliyorsunuz, ada üyelerini kontrol edebiliyorsunuz. Bakın böyle. Adanızı silebiliyorsunuz. Ayrıca ada sıralamanızı görebiliyorsunuz ve adanızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da ada warpları ve ada kilidi var. Şimdi birazcık oynayalım arkadaşlar. Şu şans bloklarını öncelikle bir açmak istiyorum. Aa, böyle açılıyormuş. Ben kıracağız sanmıştım. 32 tane taş çıktı. Hiç yoktan iyidir. Şu ağacı bir kıralım, daha güzel olsun. A few moments later. Arkadaşlar sonuncusunu da açamıyoruz. Açtık. 32 tane taş çıktı yine. Şimdi arkadaşlar sizlere birazcık minyon sistemlerini göstermek istiyorum. Minyon sistemi çalıştırmak için de jeneratör hazırlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir jeneratör hazırladık. Çalışıyor ama. Okey. Şimdi. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan Warps'tan. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Marketten Minyon marketine gelelim. Şimdi biz madenci Minyon alacağız arkadaşlar. Burayı kırıyoruz, tamam mı? Önünü kırdık. Şurayı. Buraya madenci mi? Hayır. Hayır, buraya gel. Buraya madenci minyonumuzu koyuyoruz. Bakın şöyle blo bakın böyle. Öyle koyun arkadaşlar. Böyle madenci minyonumuzu koyabiliyoruz. Sonrasında besleyici minyon almamız lazım bir tane de. Çünkü bu minyonumuzun gördüğünüz gibi can durumu var. Ama şu anda paramız yetmiyor. Besleyici minyonu da hemen karşı tarafına koyuyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle madenci minyonumuzun can durumu sürekli artıyor. Minyonu besleyebiliyorsunuz buradan da, bakın böyle. Can durumu 20 oldu. Minyonunuzun yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Kaç blok kırdığını görebiliyorsunuz. İsmini değiştirebiliyorsunuz. Böyle mesela. Ayrıca minyonu sandığa bağlayabiliyorsunuz. Mesela buna bağlayalım arkadaşlar. Allah. Heh. Şöyle sağ tıkladık. Minyon artık taşları sandığa toplayacak gördüğünüz gibi. Böyle farm sistemleri kurabiliyorsunuz minyonlarla. Minyonların zaten üstünde ne yaptığı yazıyor. Oradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında slash kit yazdığınızda buradan oyuncu kiti, rütbe kitleri ve VIP kitlerini görebiliyorsunuz. Oyuncu kitini sol tıklayarak alabilirsiniz. Ayrıca rütbe kitleri burada mevcut. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. VIP kitleri de burada. 5 günde bir alınabiliyor arkadaşlar hepsi. İpeksi kazma da bir günde bir alınabiliyormuş. Sonrasında rank sistemi var. Sky Lord, Sky King, Sky God, Sky Zeus, Sky Legend, Sky Elite, Sky Titan, Sky Athena, Sky Gaia, Sky Nereus ve Sky Agnes var arkadaşlar. Bu rütbeleri nasıl kazanacağınız ve ayrıcalıkları da burada yazıyor zaten. Ayrıca sunucuda farklı özelliklere sahip kafalar da var. Mesela ben şu anda normal yürüyorum. Ama Batman kafasını taktığım anda bana zıplama ve hız geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Aman adadan düşmeyelim de şimdi. Tamam. Siz anladınız. Ben bunu çıkarıyorum. Bakın bu da kazma 3 vermiş. Oha. Arkadaşlar. Bu ne lan? Dur. Hemen test edelim. Hemen test edelim. Bakın arkadaşlar. Yani bayağı hızlı kırıyor. Bu kafalarda bayağı iyi yani.
Böyle sonrasında işte spawner falan klasik emek Skyblock sunucusu arkadaşlar. Ben de bu sunucuda olacağım arkadaşlar. Sizler de bu sunucuda oynamak istiyorsanız açıklamadaki IP adresinden ve sürüm bilgisinden sunucuya girebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.